Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar 2004 yılından itibaren Yeşilırmak kıyısında sürdürdükleri çalışmalarda çok önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Dündar, Samsun-Ordu Karayolu Köprüsü'nden itibaren kuzeye doğru kıyı düzenlemelerinin devam edeceğini kaydetti. Samsun-Ordu Karayolu Köprüsü'nün kuzey tarafında, deniz tarafında 5 kilometrelik kısmın ilk etapta kıyı düzenlemesi çalışmaları başladı. DS 7. Bölge Müdürlüğümüz bu konuda Yeşilırmak'ın sağlı sollu kıyılarının düzenlenmesi, taşkın koruma takimatlarının yapılması, sonrasında bizim belediye olarak imar yollarının açılması, yürüyüş yollarının yapılması, bisiklet yolları, gezinti alanlarıyla birlikte çarşambamızı Samsun-Ordu Karayolu Köprüsü'nden itibaren kuzeye doğru kıyı düzenlemelerini devam ettireceğiz. Büyük bir çalışma, yaklaşık 40 trilyonluk yapım bedeli olan büyük bir çalışma. Bunun devamı da gelecek. Devamında Yeşilırmak'ın denize doğru 20-30 kilometrelik güzergahının tümünün ıslahı ve düzenleme çalışmalarını yaparak hem o bölgede yaşayan insanımızın, mahallelerimizin düzenlenmesi, yollarının yapılması ve Yeşilırmak ıslahı projesinin yıllardan beri gündemde olan Yeşilırmak ıslahı projesinin hayata geçirilmesini bu şekilde sağlamış olacağız.